Tamam. Bizim ya alanı yapacağımız yer de bura. Aslında evet. Çok değerli, güzel bir alan burası. Değil mi? Aynen öyle. Burada biraz oyun farkı var ama Bodrum kat çözerek de onu kazanmak istiyoruz aslında. Aslında hep de bir mali çıkıyor. Evet. Normalde Bodrum kat yapmak için kazmamız gerekecekti orayı. Ama bu sayede avantajımız olacak. Aynen öyle. Bizim düşündüğümüz proje de bu. Valim. Bu bayağı büyük bir proje aslında. Bakın her yerden girişi var. Sporcu girişi ayrı, protokol girişi i̇ki, ayrı. İki farklı salon olacak benim gibi. İçerisinde evet farklı değil salonlar mi? Var ama kütle olarak salonu. Tek. Evet. Şurası mesela ortada salon, dört türbün sanırım. Burada da ikinci antrenman salonu. Evet. Mesela diyelim ki dörtlü bir büyük şampiyonanın ayağını aldık bunu. Ya uluslararası müsabakalar da yapabiliriz. Evet, uluslararası tüm müsabakalar. Evet, tüm zaten çok büyük. Dört bin seyirci kapasitesi. Ordu'da büyük bir kapalı spor salonumuza ihtiyaç vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle burada Büyükşehir Belediye'mizle görüşmüştük. Yaklaşık 15 yıllık bir arazi var. İşlemler bitti ve bugün itibariyle Gençlik Spor Bakanlığımızdan teknik heyet geldi. Zemin ekipleri yapılıyor. Allah nasip ederse 4000 kişi kapasiteli ve büyük kongrelere ev sahipliği yapacak ya da uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak güzel bir kapalı spor salonu ordumuz inşallah kavuşacak. Biz bu konuda destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçen ordumuzun değerlerine çok teşekkür ediyoruz. Yöremize, bölgemize, ordumuza, gençlerimize hayırlı olsun. Dağlarda mecbur. Bu şartların